Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Evet arkadaşlar, Red Storm kanalından herkese merhaba. Bugün Mustafa arkadaşımla birlikteyiz. Bugün gördüğünüz gibi Fiat 131 inceliyoruz. Efsane. Aynen öyle, efsane kasalardan bir tanesi. Gerçekten çekim yaparken ben bile hayran kaldığım bir araba. Maşallah diyelim. Evet arkadaşlar, şimdi arabayı araç sahibine soracağız. Özellikleri neler? Çok fazla özellik yok zaten ama atmosferik bir araç. Eski model bir araç. Ama neden bu araç? Öncelikle onu soralım. Mustafa, neden bu araç? Bir hastalık ya. Parası olan bineceği bir şey değil yani. Değil mi? Hastalık yani. Bu olay tamamen tutku, yani sevda bize diyorsun. Aile boyu, dededen gelme. Dededen gelme. Yani yeni kasamız da var ama o zevki ve bu zevki vermiyor yani. Evet, bu arada arkadaşlar yeni kasa Doğan'ı da var. Ama gene de şey, yani Fiat 131 bu şu an garajda yatıyor değil mi? Garajda, çadırda. Çadırda yatıyor. Bugün özel çekimi özel çıkarttık abi. Aynen, vallahi çıkartana kadar aklı garaj seçtik. Mustafa'nın başını bayağı bir ağrıttım ama kusura bakmasın artık. Dediğim gibi arkadaşlar, şimdi aracın teknik özellikleri 1.6 litre motor var. Aynen. Karbüratörlü bir motor var. Zaten genelde herkesin bilebileceği bir araç. Evet. Teknik özelliklerini bileceği bir araç. 87 model 4 ileri. 87 model 4 ileri şanzıman, evet, var bu arabada. O döneme ait güzel krom tamponlar var üzerinde. Evet. Çok güzel. Ben hayran kaldım. Arabamız şey var. Bu farların bir özelliği var mıydı? 4 normalde. Bir de şey var. Düz far var. Yaptırdık yine. Düz far var yani. Evet, düz far var. Peki şey, 87 modellerin düz far geliyor. Aynen, New Holland'da yani çıkış. Evet, aynen. Fabrika çıkışı da aynı. Şey var, aracımızın motor kısmı tamamen stok. Onu söyleyelim hemen. Merak edecekler çünkü arkadaşlar, dışı bayağı bir yapılı arabanın ama motor kısmımız stok. Herhangi bir oynama yok motorda. Evet. Dış kısımda neler var Mustafa? Bize bir kısaca bir anlat izleyicilerimize. Dış kısımda derken yani komple boyattın galiba arabayı. Evet tabi, özel komple boyattım. Burası da bayağı bir sürdü, bize bayağı bir zaman aldı. Yani kendimiz yaptırdık sunroof falan. Şey, evet arkadaşlar, bu arada aracımızda sunroof var. Yani gerçekten de çok güzel olmuş, maşallah. Maşallah diyelim, nazar değmesin, siz de bir maşallah esirgemeyin. Gerçekten yani. Onun dışında kazası yok. Kazası yok arabanın. Şey, hiçbir şekilde yok. Sadece boyalı. Değişen yok, sadece dışarı. Yani normal 87 model. Evet, yani 87 model bir araçta çok normal bir şey. Aracımız dip basık değil mi? Evet, dip basık. Biraz zor gidiyoruz hatta.
Aynen, şu an kasisten geçeceğiz mesela. Peki şey Mustafa, şey aracın LPG'li sanırım. Evet, LPG'li, benzinli. LPG'li biliyorsun. Araç performansı nasıl? Sence stok motor? Yani bence çok iyi. Hem yakıt olarak. Yakıt olarak. Aslında çok güzel bir konuya değindin. Yakıt bu araç kilometrede kaç kuruş yakıyor? Vallahi normalde 20 kuruş falan yapıyor ama üstünde bayağı bir ağır jant lastikler olduğu için doğal olarak 5 kuruş 50 kuruş civarı yakıyor. Ha şimdi araçta jant lastik de var ama jant lastik herhalde biraz dönüşleri zorluyor. Evet, biraz çamurluk dönüşlerde 2 manevra falan yapıyoruz. 2 manevra. Esasında şey var, bu arabanın keyfi de orada yani. Ya, sürüş keyfi orada yani. Normal düz arabaya da biniyoruz işte dediğimiz gibi. Bunların yeni kasası var. Biliyorum, evet, ben 90. Senin arabayı da gördüm. Mesela yüksek biniyorsun ona da. Evet. Ama bu herhalde hafta sonları bindiğin yer değil mi? Haftalık bir gün. İzmir biniyoruz. Pazar günü biniyorum yani. Pazar günleri. Yani eşinle dostunla binecek bir araba değil yani. Kimse gidemiyorsun bir yere. Sürtüyor. Değil mi? Sürtünce de canımız gidiyor. Değil mi? Gözümüzden sakınıyorum yani. Ya tamamıyla bu iş hastalık yani. Şey var, normal kaloriferimiz var herhalde arabada. Evet, normal. Çorum kaloriferi. Bunlarda çorum kaloriferi bizim. Şey, bunlarda klima falan yok değil mi? Yok. Kazanırdı. Aynen. Onu yapmamışlar. Meşhur çorum kaloriferi. Evet, çorum kaloriferi. Meşhur. Yanıyorsun içinde yani. Evde o kadar ısınamıyoruz. Yanıyorsun diye. Ayaklarımız da yani tutuşuyor. Yazık. Parmak arası delik gösteriyoruz. Bakın burası çok önemli. Araçta ısınmadan hiçbir problem yok. Evet. Üşüyen yani, bu araçtan alabilir. Vallahi. Yeter kadar yani, sıcak. Avrupa arabaya da biniyoruz bazen ama bu kadar ısıtmırmıyor yani. Yani kısaca arkadaşlar, aracın teknik özellikleri yani arkadan itiş bir araç. Evet. 1.6 litre sıralı düz silindir bir motora sahip. Motora onun sahip. Haricinde araçta pek fazla o dönem gereği, o yıl gereği çok fazla bir özellik yok. Karbüratörlü bir motor var arabada. Ya bu arabanın tek bir özelliği dış görünüş. Hatlar, evet, hatlar çok keskin. Yani inanın hani ben çekim yaparken, introyu hazırlarken bile dıştan yaptığım çekimlerde maşallah arabaya hasta kaldım yani. Gerçekten şimdi artık insanlarda da böyle bir eskiye bir dönüş var. Nostalji diye. Aynen öyle. Bizde eskiye rağbet olduğu için. Bir de şey var arkadaşlar, böyle bir geniş tabanca altlarda çamurluklara dikkat ederek sürmeniz önemli. Çünkü açtırsanız bile galiba sürtüyor değil mi çamurda? Evet. Biraz dip basık oldu. Kamber verdik sürtmesin diye. İçe doğru. Önlerimizde kamber var. Evet, önlerde biraz kamber var sürtmesin diye. Ama yine de sürtüyor yani. İki manevra yapmamız lazım. Ya yani ona dikkat etmek lazım. Yani normalde jant lastiğini çıkar. Normal orijinal kelebek jantları da var. Yola falan gitti yani, hiç bana mısın demiyor da. Pisik haliyle de aynı. Evet ya, bu bizim şehir içi arabamız. Zevk arabamız. Hafta sonları. Evet, hafta sonları kesin yıkamıyorum. Hayatta fırça sürdürmüyorum. Özel şampuanıyla. Yani böyle bir araba varsa değil mi bu kadar? Ya bu tamamen gerçekten şey var. Erkeğin yaşı kaç olursa olsun oyuncağı arabasıdır. Aynen. Değil mi? Yani bu mesele böyle oluyor. Gerçekten insan gözü gibi bakıyor. Aslında böyle bir araba. Kıymetini bilmemiz lazım. Yani şimdi aynen. En son top speed'i ne Mustafa bunun stok haliyle? Nasıl abi? Hiç top speed yani son hız denedin mi? Ya son hız kelebek jant varken denedim. Yani denedim. 160 yani 180 impre sadece. Katranın 180. 160'a kadar dayandım. Daha aslında vites istiyordu. Vites. Yani arttırdı. 160'a kadar çevre yolunda denedik arkadaşlar yani. Peki şey diyeceğim, bu arabalarda şey 5 vites, 5 manuel vitesi ne zaman, hangi yıllarda geçiyor biliyor musun? Hani hangi yıllarda 4 ileri, tam bilgin var mı bunda? Bildiğim kadarıyla normalde 87'lerin çoğunda var 5 vites. Ama 88'den sonra daha çok 5 viteslere. He, 88'den sonra. O zaman 87'de başlıyor. Evet. Büyük ihtimal belli bir dönem başlıyor. Evet, aynen. İkinci dönem olabilir. Çoğunluk T-stop'larda falan var. T-stop, evet. T-stop'ları var. Özellikle bildiğim
bu araçların tesis topları biraz daha pahalı bildiğim kadarıyla. Biraz daha eski. Ya orijinalle vurursanız pahalı. Değil tabii. Mi? Çok zor herhalde yani orada. Satan da olmaz kolay. Aynen değil mi? Eğer böyle bizim böyle değil mi? Eskiye meraklıysa satmaz mesela. Ya şimdi ben bu arabayı kullandım. Gerçekten inanmayacaksınız ama hani gerçekten keyfi bir başka ya. Ben hani gerçekten bayıldım yani. Mustafa sağ olsun bana verdi arabayı. Biz kullandık, denedik arabayı. Gerçekten çok güzel araba. Yani her şeyin bir ayrı güzelliği oluyor yaşına göre. Bir ayrı güzelliği, hastalığı oluyor. Yani özellikle görünüş olarak modifiyeye çok uygun bir araba. Değil mi aynı zamanda? Modifiye yapanlar da var. Var yapanlar. Motor var. Yapanlar. Ondan sonra... Ya mesela turbosuna kadar oyladı. Turbo yapanlar motorla var. Motorla oynuyor. Üst kapak, üst kapak, sigorta. Her şeyle oynuyor adamlar. Yarışlara bile katılıyorlar. Değil mi? Yarışlara bile gidiyorlar. Arkadaşlar belki görmüştür. Kaputu çıkartıyorlar. Değil mi? Anladım. Şeyde var ya yani Türkiye'de öyle benim gördüğüm abi benim kaç... arkadaşım da var yeşil turbo arıyor. Ha yeşil evet onu ben de biliyorum. Yani gerçekten dışına bir jant lastik atıp çok efsane bir araç oluyor evet. Yani efsane bir araç haline geliyor. Şeyi sunroof'u belki merak edebiliriz izleyicilerimiz. Ne kadar mal oldu sunroof? Sunroof bize 4 sene önce 3.5'a mal oldu. Şu an 5.000'e kadar. 5000 TL en son ayarlı bir 5 tuşlu Webosta. Şey var çift yönlü aynı çift zamanda. Evet. Hem içe hem de şey dışa kalkıyor. Yakın bir arkadaşım var o tartıracaktı. 5000 lira demişler. 5000 lira. İşçilik dahil değil. İşçilik yok. Sadece sunroof 5000 lira. Evet duyduğunuz gibi şu an sadece sunroof. Eğer böyle bir sunroof yapmak istiyorsanız ki gerçekten ben hani şey var orijinal gibi sanki hani arabaya çok güzel bir hava katmış. Bu arada arka perdeliğimiz de var. Evet, arka perdeliği de güzel. Şey, orijinalinde E30 perdeliği olması lazım değil mi? Normalde E30. He, E30 perdeliği buna da oluyor. Yapmak isteyen arkadaşlar varsa. Onun haricinde ekstra bu arabalarda bu arabada ne özellikler var Mustafa? Helezon yaylar falan evet. Sık galiba. Sık olduğu için küçük oraya geldiği zaman zıplatıyor biraz. Yani spor yay. Spor yay var yani. Üzerinde. 4 takım. Onun haricinde Momo direksiyonumuz var. Şey hidrolik direksiyon bu kasa şeylerde yok. Yok. Bu kasalarda yok. Yani bu hidrolik arabada direksiyonlar zaten benim bildiğim Doğan Select'lerde falan çıkmaya başladı yani. Yeni Doğan kasalarda yok. Aynı zamanda bunun Şahin'i var. Evet, Şahin'i var. Şahin var. Bir de Doğan var Doğan bu kasalarda. Var. Evet. Doğan herhalde bildiğim kadarıyla en fullü. Evet. Özellik olarak fabrikasyon. Murat 131. Peki şey Murat 131 ayrı bir kasa değil mi Şahin'le evet. Doğan'dan? Bu Murat 131 diye geçiyor aslında. 131 diye geçiyor. Murat 131 yani ruhsatında yazan Murat 131 Şahin, Şahin diye geçiyor. Evet. Ha tamam o zaman Şahin Murat 131 Şahin evet. Aynı. Bir de bunların Doğanlar var ayrıyetten değil mi? Ruhsatta Doğan evet. Yazıyor onlar da. Bu arada gerçekten döşemelerimiz çok güzel. Çok rahat. Yani maşallah Allah kaza bela vermesin. Yine herkes öyle diyor. Konforlu diyor. Yani. Çok gerçekten yani hani. O döneme rağmen çok konforlu. Abi aynen öyle yani. Yani bak. Bir de pısık olduğu halde konforlu. 98 Select'e de o konforu vermedi. Yani. Kazık gibi. Aynen öyle yani şu model bir araba gerçekten hani bu kadar konfor beklemiyor insan. Ama gerçekten pısık olduğu halde özellikle koltukları çok güzel. Döşemeleri yumuşacık. Yani o yüzden gayet konforlu gidiyor araç. Bir sık dip basık oldu halde hatta değil mi? Önler dip basık, arka biraz yukarıda. Bir de biz geri vitese taktığın zaman, geri gittiği zaman arabanın önü kalkıyor, arkası düşüyor. Böyle güzel bir şekilde duruyor araba. Geri vitese kendimiz özel yapıyoruz. Eğri yakın bir özellik yani farklı. Geri vitese taktığın zaman oluyor sadece. Sadece geri viteste. Evet. Onun haricinde ekstra yaptığım bir şey var mı bu arabaya? Ekstra yaptım. Ya ekstra yaptım derken her şeyini harcadım arabanın yani. Hı hı. Bir tane çürük yok yani arabamızda. Maşallah. Patlama, çatlama hiçbir şey yok yani. Rengi çok güzel. Evet, arabanın rengi ne geçiyor bu renk? Koyu mavi olarak geçiyor normalde. Şey mavi yazıyor normalde. Mavi yazıyor. Mavi yazıyor. Ama herhalde sen boyattığın zaman rengini biraz açtın araba. Biraz açtık evet. Yani normal orijinalinde biraz daha açık renk. Biraz daha açık. Biraz daha parlak.
Parlak. Ama bu renk bence arabaya çok tatlı olmuş yani. Çok güzel olmuş. Gerçekten arabaya farklı bir hava katmış bu renk. Arkadaşlar böyle bir şey yapacaksa özenle yapmışsınlar. Değil mi? Fırında boyatsınlar arkadaşlar. Aynen, özellikle burada boyada biraz ekonomi yapmayın. Değil evet. mi? Usta 3 istiyorsa aynen, o 5 versin güzel yapsın. Aynen, güzel boyaması lazım. Arabanızın başında durun. Aynen. Bu arada arabanızın başında durmanız da gerçekten çok önemli. Evet. Özellikle böyle eski model arabalarınız varsa gerçekten artık bunların parçaları da gittikçe değerlenmeye başlıyor. Evet. Bunlar da özel kemik eskiden, direksiyon. Evet, 30-40 liraya aldığımız parçayı şu an 150 lira falan. 150 lira. Evet, değerleniyor. Gerçekten şey bunun var ya. Orijinal direksiyonu da var. Ben çıkarttım. Yani Monon taktası. Şey ve orijinal direksiyonu ne geçiyor peki bunlarda? Orijinal direksiyonu böyle nasıl desem? Simit gibi ya, simit. Şey, kemik direksiyon diyorlar kemik değil mi? Kemik direksiyon. Serçelerde yani. Falan da oluyor. Serçelerin çoğunda var. He, serçeler. Bayağı da pahalı benim bildiğim kadar. Bayağı pahalı. 2000 lira falan diye bir ara ben fiyatını biliyorum yani. Ben de duymuştum. Yani 1500-2000 TL falan istiyorlar. Çok da nadir bulunuyor sağlam. Nadir bulunuyor. Mesela burada otomobil falan var, satılmıyor. Değil mi? Zor bulursunuz. Bir de şey var sanırım. Bu kasalarda bir de Mirafori var. Özel üretim 2000 motor. O da zaten bu arabanın hastası olan izleyicilerimiz bilecektir. İtalya'da üretilen özel üretim 2000 motor rally arabası. O da bambaşka bir şey. Yani bunu da böyle bir araba da alıp ona benzetmeniz mümkün. Evet. Yani az çok. Biraz gerçi maddiyata bakan bir iş ama evet. Gerçekten arabanızı seviyorsanız, harcıyorsanız. Ya mesela insanlar eski model araba. Niye çok harcadın? Yani bu hastalık işi gerçekten. Değil mi? Yani elinizde olmuyor bazen. Ya yani şimdi şöyle bir şey var. Adam diyor ki bakıyor şöyle eski model bilinmez edilmez. Bence çok yanlış. Evet. Binmesi hani bu arabaya gerçekten binip o yıllara gitmesi gerçekten çok güzel bir duygu. Evet. Hani gerçekten şu arabaya bindiğiniz zaman. Mesela 80'li o içindeki koku aynen. Mesela o ne bileyim arabanın o döneme ait çizgileri, atıyorum ne bileyim nikelaj yerler, krom tamponlar falan gerçekten seni şeye eskiye götürüyor bu arabalarda. Yani bunu nasıl söyleyeyim bilmeden anlamazlar ya. Ya da anlamayan anlamaz yani. Bu gerçekten yani, hastalık meselesi. Yani hastalık. Hani saygı duymak lazım. Bence ben gayet hani şey yaptım, keyif aldım sürerken bu arabayı. Kimisinin senin gibi yani hastalığı var eskiye. Bizim işte böyle Şahin'e, Doğan'a. Kimisinin ki böyle Mustang'e, Şahin'e, eski model araba. Yani bu hastalık işi ya. Ben şu arabaya hiçbir şeye değişmem. Değil mi? Değişmem. Aynı şekilde benim de öyle. Şimdi ben de eski model bilmemem var. Zaten takipçilerimiz bilecektir. Hani o arabayı ben şahsen trilyon versene vermem yani. Hani bu gerçekten hastalık meselesi. Gerçekten hani kız gibi ilgileniyorum. Her gözünüz gibi bakıyorum. Gözüm gibi bakıyorum mesela. Bir şey olacak diye içim gidiyor. Ufak trafiği ses çıkartıyor. Geliyor sanayi de buluyorsun. Aynen öyle. Bazı insanlar var. Haldır kürdür biniyorlar. Her yerinde ses geliyor. Ya o yüzden kıymetini bilmek lazım. Özellikle bu tarz arabaların. Şu an Murat abinin arabanın içinde bir ses bile gelmiyordur yani. Aynen öyle. Şimdi ben bile öyle mesela her sabah hani çıkıyorum arabaya bakıyorum. Yeri bozuldu mu, arızalandı mı? Dinliyorsun, İçim parçalanıyor. Aynen. Var mı diğerinde ses yani. Farklı bir şey yani. Değil mi? Bu evet. Çok farklı bir durum. Allah herkese isteyen herkese nasip eder. Aynen. Hasta olana da bunu daha iyisini nasip etsin. Allah'ım gaza bela vermesin. Amin amin. Özellikle bu arabaya kaza bela vermesin. Arkadaşlar Mustafa aracı garajda yatırıyor inanmazsınız. Yani garajdan çıkarttığına kadar canım çıktı. Bu videoyu hazırlayana kadar. Gerçekten. Ya özellikle başının etini yedim yani. O kadar araba var sırada inceleyeceğim. Hani özellikle dedim ki Mustafa arabayı getir. Çünkü gerçekten görünüş olarak falan da çok güzel yapmışsın arabanı. Gerçekten sana özel. Sağ olasın kardeşim, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bakın siz değerli aboneler için Murat abi sağ olsun arabasını bize emanet etti. Çok güzel bir insan. Kendim. Çok sağ olasın kardeşim benim. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim Mustafa. Aracımız bu şekilde. Abi, ben şimdi Instagram adresini Mustafa'nın ekranın herhangi bir yerine bırakırım.
Oradan da fiyat 131 hakkında sormak istediklerimiz olursa arkadaşlar, elimizden geldiği kadar yardımcı. Aynen, onu da Mustafa kardeşimi takip ederek oradan da öğrenebilirsiniz. Başka onun haricinde fiyat 131 hakkında sormak istedikleriniz varsa muhakkak videonun altında yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Try to stay strong and fake a smile.